Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bugün 23 Nisan 2021 Cuma günü 12. programımız TV Yalova olarak Süleyman Çelebi ile Ramazan Buluşmaları programımıza hepiniz hoş geldiniz kıymetli izleyiciler. Ve bu akşam yine güzel bir konu olduğunu inandığım, hepinizin de aynı kanaatte olduğunu düşündüğümüz bir konu seçtik sizler için. Konuğumuzla bu konuları inşallah konuşacağız. Ama 23 Nisan vesilesiyle çocuklarımızın bayramını da kutlamadan geçmeyelim. Pandemi sürecinde sönük bir bayram sezonu günü geçmiş oldu. Allah-u Teala inşallah bu hastalıktan ümmeti Muhammed'i, bütün dünyayı kurtarıp eski sağlıklı günlerimize dönmeyi hepimize nasip eylesin. Allahümme inni es'eluke al-afwa wal-afiyye. Allahümme inni es'eluke al-afwa wal-afiyye wal-mu'afate fi dunya wal-akhirah wal-mu'afate fi dunya wal-akhirah. Kıymetli izleyiciler, bu akşam aşağı yukarı birçok kardeşimizin gidip ziyaret ettiği kutsal mekanlarımız Mekke ve Medine üzerinde bir konumuz olacak. Bu konu tabi sadece bir tarihi süreçten ziyade burada anıları olan, burada uzun yıllar yaşayıp tecrübeleri olan bir kardeşimizi sizlere inşallah bu akşam baş başa bırakacağız. Değerli misafirimiz Behçet Şeker kardeşimiz. Kendisi ilahiyatçı. Eser Üniversitesi'nde okumuş, iyi bir Arapça bilen kardeşimiz. Değerli misafirimize ben hemen hoş geldiniz diyerek... Hoş bulduk hocam, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çağırdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Böyle bir güzel bir konuya vesile olduğunuz için. Hem benim açımdan oraları tekrar yad etmek, şu anda gidemediğimiz şu günlerimizde çok kıymetli oldu. Hem de benim gibi böyle oraların aşkıyla şu anda yanan dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan beraber oraları tekrar bir anmak için bir vesile olacak inşallah. Bir de inşallah. Belki de şu ana kadar hiç gidememiş olan insanlarımızın böyle merakını celbedecek bazı hususlara inşallah orada bu program vesilesiyle değinmiş olacağız inşallah. İnşallah. Ben öncelikle programı yapımcısı Bülent Bey'e, siz değerli hocama teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah hayırlara vesile olur. İzleyicilerimize meraklı izleyeceğini düşünüyorum ben. İnşallah. Sayın hocam siz yani kendinizi en iyisi anlatacağınızı düşündüğüm için ya böyle bir kısaca hayat serüveninizden bize bahsetseniz, bilmeyen seyircilerimiz varsa onlar da bu konuda bilgi sahibi olsalar. Öncelikle Behçet Şeker 1969 Siirt Baykan doğumlu. Siirt'i çok bilmez ama İstanbul'u, Yalova'yı iyi bilir. Medine'yi, Mekke'yi iyi bilir. Kahire'yi iyi bilir. Böyle bir serüvenden geçmiş. Hem yani gezgin hem de okumayı, araştırmayı seven bir kardeşiniz Behçet Şeker. Mısır El-Ezher Üniversitesi'nde 1989-1995 yılları arasında bulundum. El-Ezher Üniversitesi Usulüddin Fakültesi Felsefe bölümünde okudum ama özel derslerde daha çok işte Arapça gramer ve şeyin yanında takviye olarak hadis ve hadis usulü özel dersleri aldım. Günümüzde artık mecra değişmiş olmakla beraber ilahiyatçı tarafımız değişmedi. O hep var Allah'ın izniyle. Hocam sayın hocam, Mekke ve Medine şeyiniz nasıl başladı? Nasıl gittiniz? Sebep ne oldu size? Evet. Bu hayatın parçası olarak. Burada bir küçük bir şey, anekdot. Bir Allah dostumuzun, rahmetli oldu Esad Coşan Hoca Efendimizin, çok sevdiği dostlarından Hüsnü amcamız vardı. Burada Yalova'da bir iftarda bana dedi ki, sen dedi Medine'ye gitmek istiyorsun değil mi dedi. Evet dedim. O zaman hazırlan dedi, gideceksin inşallah dedi yakında. Daha önce bir görüşmeniz mi oldu? Yok. Yok. Ve yani gideceğimi önceden haber verdi, hazırlan dedi.
8 ay geçmedi. Vize yaptı. Teklifi geldi. Olur dedim. Öyle başladık elhamdülillah. 2004 yılında başladık. Medine'de 3 yıl bir esnaflık tecrübesinden sonra 2008 başından itibaren 2020 başına kadar, hatta 2020 Nisan'ına kadar Hac Umre rehberliği yaptım ve A sınıfı yaptım. Yani sahasında en iyi firmalarda çalıştım. Kaldır üstü değişik insanlarla da haşır neşir olduk bu vesileyle. Ama o yeri orada yaşamak kiminle olsa çok güzel. Evet. Yanında kim olursa olsun. Evet, doğru. Orada yaşamak bambaşka bir yer. Değerli hocam, şimdi Mekke ve Medine. İki şehir, iki kutsal şehir. Evet. Bunların tarihçesiyle ilgili çok detaya giremeyeceğiz. Çünkü başka farklı sorularımız da olacak size. Bu konuda bizi biraz böyle bir eski hatırlatsanız bize bunların tarihçesiyle ilgili. Şimdi ben kendi adıma misafirlerimle konuşurken Mekke'de, Medine'de onlara oraları anlatırken her zaman dedim ki bırakın dedim tarihçiler ne demiş, o ne demiş, bu ne demiş. Ben bakıyorum Kur'an-ı Kerim ne diyor? Mekke için mesela, Medine için, Peygamber Efendimiz için ne diyor? Ben onlara bakıyorum, ben Kur'an'a bakın. Ondan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam toprağı Medine'den, ham maddesi Medine'den. Ama insanlığın başlangıç yeri Mekke. Yani şöyle ki ayet-i kerime Estağfirullahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezi bi Bekkete mübareken ve hudel lil âlemin. İlâhil ayet. Ayetin sonu devam ediyor. Şüphesiz yeryüzünde konuşlanmış, yapılmış ilk bina, ilk yapı Mekke'deki yapıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bizim bildiğimiz Kabe. Evet. Tabii bu farklı görüşler var. Kabe'yi işte insanlar değil de daha önceden melekler yaptı. Hazreti Adem Aleyhisselam gelene kadar eskidi. Hazreti Adem Aleyhisselam onu yeniledi gibi görüşler var. Evet, Kabe tarih boyunca hep yenilenmiştir. En son efendim yenileyen de bizim Osmanlı sultanlarımızdan Sultan 4. Murat Han'dır. Bugünkü şeklini veren, bugünkü duvarlarını ördüren Sultan 4. Murat Han'dır. İşte bakarsınız şeyde Altınoluk'ta eskiden gümüş oluktu. Hmm. Altına çevirip onun yönünü Türkiye'ye çeviren 2. Mahmut'tur gibi. Yani ecdadımızın bu oralarda çok emekleri var. Ama öncesine gidecek olursak tekrar Hazreti Adem Aleyhisselam cennetten yeryüzüne gönderildiğinde yeryüzünde Havva annemizle buluşma noktası Mekke. Yani bildiğimiz Arafat. Arafat, evet. Havva annemizin indiği yer olarak her ne kadar meşhur olduğu rivayette Cidde olarak gösterilse, hatta şu anda kabrinin hala Cidde'de olduğu söylense, bunlar hep kesin olmayan rivayetler ama böyle bir rivayet var. Yani tevatür şeklinde yayılmış rivayetler bunlar. Çünkü farklı bir rivayet yok bu konuda. Henüz çok fazla bildiğimiz farklı rivayetler yok. İnsanın bu konuda elinde çok fazla kayıt yok. Mekke'de, Mekke ile ilgili söyleyecek olursak, Hazreti Adem Aleyhisselam'la beraber tavaf var, işte şey var, yani Allah'ın evi var çünkü orada. Ama insanlığın ilk çoğaltıkları yer orası, insanlığın ilk dünyaya yayıldığı yer yine Mekke, Mekke-i Mükerreme. O dönemde işte Mekke yeşil miydi, sulak mıydı, insanların yetişmesi için ne lazım efendim? Yeşillik lazım, su lazım değil mi? Bugün günümüzde orası kurak bir yer. Belki onların çağında, onların döneminde yeşillikte de Nuh tufanından sonra ortalık kurudu, kupkuru bir yer olarak kaldı orası. Belki çöle döndü. O muhtemeldir bunlar, olağan şeyler, olabilecek şeyler. Çünkü o dönem orada Mekke'nin arazi yapısına baktığımız zaman granit bazlı, yani bazalt ağırlıklı, granit ağırlıklı kayalardan, dağlardan oluşan 11 bin adet dağ dizisinin sanki bir gülün yaprakları gibi Kabe'nin etrafına sardığı bir yerden bahsediyoruz Mekke-i Mükerreme deyince. İyi. Şimdi bazen misafirler diyor ki hocam ya niye Mekke? Yani kupkuru bir yer. Niye başka bir yer değil? Niye işte Konya Ovası değil de işte efendim İstanbul değil de ya da Kahire değil de başka bir yer değil de niye Mekke-i Mükerreme? Dedim ki ben şeyini niyesini bilmem ama pratik olarak şöyle düşündüğüm zaman 12 ay iki parça bezle İhram kastediyorum. Üşümeden dolaşabileceğin tek yer orası. Yağmur çamur değil. Yağmur çamur da yağsa hiç umurunda değil. Gayet rahat bir şekilde haccını da yapıyorsun, umredini de yapıyorsun. En soğuk döneminde Mekke +12 oluyor en soğuk döneminde.
en soğuk dönemdi. Yani ben yaşadım bunu. 12'yi gördüm. 12'den aşağısını görmedim. Yani 15 sene, 16 sene bil fiil. Orada kaldım. 3 senede part time gidip geldim. Yani orada düzenli olarak. Yani böyle bir yerden bahsediyoruz. Mekke'nin tarihçesiyle beraber hac umre yaptığım için söyleyeyim. Bizim bildiğimiz hac ve umrenin bilinen, kayıtlı en eski bu işi yapan Hazreti İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Nuh tufanından sonra Kabe'nin duvarlarını tufanla birlikte yerle bir olan duvarları yerini Rabbimizin vahiy etmesiyle bulup yükseltip oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber yükseltip efendim oraya ibadete başlaması dan Peygamber Efendimiz'e gelene kadar tabii o süreç tarihsel süreç içerisinde değişikliğe uğruyor. Yani insanlar değiştiriyorlar. Müşrikler değiştiriyorlar. Peygamberimizden öncekiler. Yani onların yaptığı hac umre şeklini anlatsak kafalarımız karışır. Yani nasıl yani bir insan bunu böyle bir şey yapabilir mi diye efendim kafalarımız karışır yani. Nasıl sapıtılmış yani. Yani çok rayından çıkarmışlar ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra yine İbrahim'i yani Rahmani metoda yola sokmuştur. Eksik yanlarını düzeltmiştir. Bozulan yanlarını düzeltmiştir. Ve olması gereken Rabbimizin razı olacağı şekilde olması gereken şekliyle bize öğretmiştir, ümmete öğretmiştir. Kıyamete kadar da böyle devam edecekler inşallah. İnşallah. Hiçbir değişikliğe, hurafeye bilmem neye gerek kalmaksızın inşallah. İnşallah. Hocam bir de Medine üzerinde, Medine'nin ve Mescid-i Nebevi'nin de hayatımızda çok önemi var. Yani Kabe'ye giden herkes mutlaka Resulullah Efendimiz'in şehri oraya da gidiyor. Burayla ilgili de siz mutlaka bir de orada uzun yıllar yaşadınız Medine'de. Evet. Zaten benim mekanım Medine. Evet. Bu arada Yalovalılara müjde olsun. Şöyle derdim. Yani bana soruyorlardı. Nasıl Medine'de yaşanır mı falan filan. Ben diyordum ki özür dile. Medine'den özür dile. Evet. Çünkü Medine'de yaşanır mı demek Medine'den yani bir tereddütüm var. Nasıl buralarda? Hayır. Ben bu dünyaya geldim Allah'ım olsun. Rabbim de bana Medine'yi nasip etti. Eğer Medine'de yaşamayacak olsaydım yine Yalova'da yaşardım dedim. Yani Yalova'yı yine evet. Türkiye içerisinde kalınabilir, yaşanabilir alanlar arasında en uçta gördüğüm için söylüyorum. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'si tarihsel olarak yine insanlık tarihine kadar iniyor. Yani en eski insanlık tarihine kadar iniyor. Nuh Tufanı'ndan öncesi var, Nuh Tufanı'ndan sonrası var. Kadim kaynaklarda, eserlerde 8500 yıl öncesine kadar inen eserler var. Medine ve etrafında. Yani hayat olduğuna dair, kavimlerin gelip burada yaşadığına dair. Hatta mesela Beni İsrail, İsrailoğulları niye Medine'deydi Efendimiz geldiğinde? Efendimizin geleceğini bekliyorlardı. Bekliyorlardı ama sonra Efendimiz geldikten sonra şeyleri işlerine gelmediği için müşrikler de öyle, şeyler de Medine'deki efendim Beni İsrail de öyle işlerine gelmediği için hatta işte bir kısmı Beni İsrail'den Müslüman olmadığı halde kendisine Müslüman olayım mı diye soran tebaasına evet Müslüman olabilirsin diye ama kendisi olmuyordu. Niye? Çünkü çıkarı var, geliri var. O şeyden Tevrat'ın ayetlerini öğretme, anlatma karşılığı veyahut da işte onları böyle dilinde dolandırma karşılığı para toplayan insanlardan bahsediyoruz o dönemde. Bu insanlar Medine'de yaşadılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar Araplar da geldiler. Yani sadece Beni İsrail değil ama en eskilerden bir tanesi Beni İsrail'dir. Amalika var. Amalika ilk insanlar. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocukları. Ama yani belki Kabil'den etkilenmiş olsalar çok yırtıcı, vahşice efendim gittikleri yerlerde şey yapabilen, dümdüz tarumar edebilen, Moğollar gibi yıkıp ortalığı tarumar edebilen bir toplumdan bahsediyoruz Amalika'dan. Onlar da gelmişler. Mekke'yi yakıp yıkmışlar, yok etmişler. Zemzem'i bir efendim kapatmışlar şeylerle, kumlarla, topraklarla. Yıllarca Mekke'nin ve Zemzem'in yeri bilinememiş yani. Öyle kapatmışlar. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesine nasip oldu. Tabii Zemzem'i tekrar çıkarmak, açmak nasip oldu. Elhamdülillah. Şimdi bazı ulema der ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani ham maddesi, toprağı Medine. Ve bu görüşe göre derler ki insanoğlu yaratılış toprağına döner öldüğü zaman. Ülkemizde de bakıyorsunuz bazı insanlar Yalova'da vefat ediyor, kaldırıyorlar, götürüyorlar.
Nereye? Benim memleketim mesela Siirt'e götürüyorlar. Nereye? Urfa'ya götürüyorlar. Nereye? Trabzon'a götürüyorlar. Sivas'a götürüyorlar. Malatya'ya götürüyorlar. Niye? Toprağa çekiyor çünkü. Ham maddesi orası adamcağız. Oraya gidecek. Oraya gömülecek. Evet. Ya bu insanların ne dediği, ne yaptığı falan bunlar hepsi bahane. Yani o ham maddesini. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ham maddesi Medine olduğu için Allah Celle Celaluhu Medine toprağını Taybe diye isimlendirdi. Taybe. Güzellik, iyilik. Şeyde Medine'de Zahidiye mahallesinde bir Erzurum Ribat Vakfı vardı. Belki gidip görmüşsünüzdür. Belki duymuşsunuzdur orada. Orada kütüphanenin olduğu odada bir güzel yazı vardı. İzâ lem natib fî taybetin inde tayyibin bihi tıybetun tâbet fe eyne natib. Taybeden, tâbe kelimesinden türetilmiş bir şiir. Evet. İzâ lem natib, eğer iyi olamayacaksak fî taybetin, bu Taybe'de, bu Medine'de inde tayyibin, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyanın en güzel insanı, onun yanında bihi tâbetun, yani güzelliklerle etrafına Efendimiz nur saçan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onun yanında eğer iyilerden, güzellerden olamayacaksak daha nerede iyi olacağız? İşte Medine için bana sorduklarında ben öyle diyordum yani. Niye öyle diyorsun? Özür dile diyordum Medine'den. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye çok düşkündü. Mesela bir şeyde hatırlıyorum. Rivayette bir sahabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Medine'ye kötü söz söylemiş. Yani ne biçim Medine? Ya da ne biçim sıcak, ne biçim işte bilmem ne falan diye böyle ters giden kendince bir hususu aşikar bir şekilde söyleyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kalk git dedi Medine'den. O sahabeyi kovdu. Beğenmiyorsan. Kalk git dedi. Ama yalvardılar, yakardılar. 2-3 gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peşinde dolaştılar. En son affettirdiler. Yani o sahabeyi. Zor affettirdiler yani. O kadar Efendimiz Medine'ye Aleyhisselatü Vesselam düşkün. Medine-i Münevvere'ye. Ben tarihsel süreç içerisinde az önce Mekke'den çok kısa değindim. Medine'de de aynı şekilde kısa değineceğim mecburen. Ama şunu yani gözlemledim. Tarihçilerin anlattıklarından, ulemanın oradaki davranışlarından anlattıklarından efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan günümüze kadar gelen süreç içerisinde dört büyük halifeyi saymıyorum. Ondan sonra Emevilerle başlayan Osmanlı'nın Mekke'ye, Medine'ye hakim olmasına kadar olan süreç içerisinde ve ondan sonraki süreçte Osmanlı terk ettikten sonraki süreçte hepsini beraber katıyorum. Bu 1400 yıl içerisinde büyük Raşid halifeler hariç, dört büyük halife hariç bütün zamanlarda en sükunetli zamanını Mekke, Medine en sükunetli zamanını Osmanlı zamanında yaşamıştı. Bu kadar net. Yani ecdadımızın buraya yaklaşımını, hizmetini en bariz bir şekilde ortaya koyan bir şey. O zaman onu da ben soracaktım. Bunu da şey olarak araya zikretmiş olacağız. Daha var. Çünkü bu ecdadımız hizmeti sadece bu değil. Ben sadece şunu diyorum. Yani idari anlamda en rahat ettikleri dönem Osmanlı dönemidir. Evet. 410 sene Osmanlı, şöyle diyeyim ben size, yolla haramiler var. Her dönemde olmuş zaten. Her dönemde haramiler olmuş. Düşünün Hacı Resved'in taşını kırıp çalacak kadar ileri gitmişler yani. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam naaşını çalmaya kalkacak kadar ileri gitmişler. Bunlar hep yaşandı. Yani buna rağmen en huzurlu dönemini Osmanlı döneminde yaşamışlar. Zaten bu Efendimiz'in naaşını çalma olayı, yani çalma girişimi olayı Efendimiz'den önce Osmanlı. Evet, Selahaddin Eyyubi döneminde. Evet. Nurettin Zengi zamanında yaşanan bir şey. Osmanlı'dan önce. Evet. Hocam şöyle bir şey var. Şimdi mesela İslamiyet'in böyle toplumda hakim olduğu dönemde de onlara baktığımızda yani İslamiyet'in en sorunsuz dönemi sadece o bölgede değil, Osmanlı'nın olduğu her bölgede içerisinde evet. 72 milletin olduğu bir toplumda tabii. Huzur ve sükunetin en iyi yaşandığı dönem herhalde Osmanlı dönemidir diye yani, düşünüyorum. Yani. Hem Müslümanlar, hem Hristiyanlar, evet. Hem Yahudiler, hem diğer tebaalar. Yani evet. Düşünün Hindistan'da Hindular var. Herkes rahat etmiş. Kimse kimsenin dinine karışmamış. Kaldı ki çeşitlilik anlamında dünyanın en fazla din bulunan, dil bulunan, lehçe bulunan ülkesi herhalde Hindistan'dır. Bir numarada. Ama böyle bir yerde bile Allah Celle Celaluhu bu Osmanlı'ya dünyaya nizam verme ve hizmet etme yeteneği vermiş. Evet. Nizam verme ve hizmet etme yeteneği. Evet. Bu herkese nasip olmaz. Doğru. Evet. Hocam şimdi yine konumuza dönelim. Mekke, Medine. Evet. Şimdi siz
Medine ve Mekke'de kaldınız. Orada şimdi Türk milletinin, bizim ecdadımızın ve belki bugün de buna eklenebilirim bilmiyorum. Birçok hizmetleri oldu yani. Bunları tarihsel olarak araştırma yapanlar da biliyor. Az çok herkesin bir bilgisi var ama. Siz de kendi perspektifinizden baktığınızda bize ne söylersin orada canlı yaşadığınız şeyler bir de. Biz de gittik o bölgeye işte ibadet amacıyla ama. Tarihi mekanları çok fazla göremedik. Orada hakikaten tarihi eserler var mı, yok mu? Nedir yani yaklaşım olarak ne aktarırsınız bize? Şimdi siyasetten hali olarak, yani uzak olarak, ari olarak şunu söyleyeyim. Suudi Arabistan'da yaşayan bölge, yani Hicaz'da yaşayan insanlar, o Bedeviler ya da işte onların şehirlileri tarihi eserlere bakma konusunda zayıflar. Yani onlara sahip çıkma konusunda zayıflar. Yani yıkılan yıkılıyor. Bir bakayım, onarayım, tamir edeyim. Belli dönemlerde olmuş. Onları yapanlar da belli. Osmanlı yapmış, Memlükler yapmış. Yani Memlükler bir elden geçirmiş. Abbasiler işte yer yer Memlükler elden geçirmiş. Ama en fazla hizmeti veren yine tarihi eserlere. Mesela Mescid-i Nebevi'sinden tutun. Mescid-i Nemire'ye gidin. Arafat'taki Mescid-i Nemire'ye gidin. Efendim veya da Akabe Beyatlarının yapıldığı oradaki mescide gidin. Nereye giderseniz gidin. Mutlaka Osmanlı eserini, izini, hizmetini görürsünüz. Eserlere sahip çıkma noktasında söylüyorum. Hala günümüzde de öyle. Bak en son Talal Bedru Aleyna. Hani Talal Bedru'nun okulduğu Seniyatil Veda, Veda Tepeleri var ya. Onun üzerindeki kale, burç, Osmanlı'dan kalma bir burçtur. Ta Yavuz Sultan Selim dönemine belki kadar gidiyor tarihi. Yani onu tamir etmek de bizim Ecdadım. ecdadımıza nasip oldu. Ya bizim Türkiye'mize nasip oldu. Birçok yerde öyle. Hala mesela bizim Diyanetimiz gidiyor değil mi? Her sene hac yapıyor, umre yapıyor. Yani Evet. gidip şu pandemiye kadar ya da bu hastalık dönemine kadar giden Diyanetimiz orada sağlık hizmeti veriyor herkese. Hacılarımız da vermiyor sadece. İşte bakıyorsunuz gelirken boş gelmiyorlar. Oradaki çocuklar, kimsesiz çocuklar, gariban çocukları sünnet ediyorlar, hastaları alıyorlar, muayene yapıp varsa ilaçlarını veriyorlar. Ta ki oradaki şey, yani tabiri caizse bu işin şeyini, hayrını, zekatını da ve sadakasını da verene kadar devam ediyorlar, kalıyorlar, öyle geliyorlar. Öyle yani pırtıyı toplayıp gelmiyorlar. Bizim ecdadımızdan aldığımız bir şey var, miras var, hizmet mirası var. Allah hamdolsun devam ediyoruz. İnşallah kıyamete kadar da bu hizmetimiz ve dünyaya nizam verme özelliğimiz devam eder inşallah. İnşallah. Medine'deki Mescid-i Nebevi ile ilgili Osmanlı'nın bu tren yani Haydarpaşa Medine tren yolu Arası. bunlarla ilgili ne söylersiniz? Yani bunun Bir çok bilinen bir şey olmadığını zannediyorum. Onun için soruyorum. numarada bir defa mesela şey hemen Sultan Abdülhamit Han Cennet Mekanı'nın siyasi dehası aklımıza gelir. Çünkü Abdülhamit Han orayı sadece treni Haydarpaşa'dan yani İstanbul'dan Medine'ye bağlamadı. Oradan niyeti devam etmek aşağı güneye Yemen'e. Oradan efendim yukarıya çıkıp Basra'ya. Efendim oradan Hindistan'a, Çin'e. Yani şey, hedef büyük. Gelirken yolda zaten Suriye'ye uğruyor. Irak'ta uğruyor. Suriye'ye uğruyor. Efendim Hayfa'ya uğruyor. İsrail'e yani oraya uğruyor. O zaman tabii Filistin toprağı. Evet. İsrail değil. Filistin toprağı. Oraya uğruyor. Yani Kudüs'e gidiyor. Öbür tarafta Sudan. Yani dünyayı kuşatacak bir demir ağından bahsediyoruz. Ama İngilizler bunu farkına vardıktan sonra allem ettiler, kallem ettiler. İçimizdeki bir kısım hainleri de kullanarak projeyi sabote ettiler. Ve Suudi Arabistan toprakları, Hicaz toprakları Osmanlı'nın elinden alındıktan sonra bu projeler hepsi bitti. Hepsi rafa kaldırıldı. Bir daha kimsenin aklına bile gelmedi. Yani o hazır rayları bile ihya etmek bugün çok büyük şeyler kazandıracak insanlara. Köprü. Çünkü bu siyasi, askeri, efendim Ekonomik. ekonomik açıdan insanları birbirine bağlıyor. Buradan düşünün. Günümüzde insanlar şu anda ancak uçakla gidebiliyor ama bir dönem karayla gidiyordu. O dönemde de trenle gidiyorlardı onların döneminde. Ondan önce atlar olardı. İşte şeylerle gidiliyordu. Zor şartlarda gidip geliniyordu. Şimdi bu hizmetler durdu. Bağımız koptu. 1940'lı 50'li yıllarda galiba yanlış hatırlamıyorsam
Bir nenemiz buradan kalkmış, hacca gitmiş. Geldiğinde demişler, nasıl teyze demişler, oralar nasıl falan. Demiş ki, evladım çok güzel demiş, yani her şey çok güzel, oralar çok güzel. Ama demiş, yani ezanları Türkçe demiş. Kametlerin namazları Türkçe, fakat başka bir dilce konuşuyorlar demiş. Yani Arapça bilmediği için. Şimdi ezanı, kameti, şeyi, yani namazı Türkçe biliyorlar. O kadar içselleştirmişiz bizim toplumumuz. Ama bir de şu var, yani Osmanlı'nın son dönemine kadar da öyleydi. İstanbul'dan kalkan bir adam, dil sorunu yaşamadan Mekke'ye de gidiyordu, Medine'ye de gidiyordu, umresini de yapıyordu, geri de geliyordu. Hiç şey yok yani. Aynı şekilde Basra'ya, Bağdat'a da gidiyorlardı. Aynı şekilde. Aynı şekilde Hindistan'a da gidiyorlardı. Aynı şekilde Kahire'ye de gidiyorlardı. Kahire'de bulunmam sebebi de orada insanlar kullandığı kelimelerin bayağı bir kısmı Türkçedir. Tabii. Yani halk dilinde günümüz mesela Suriye'de daha fazla. Irak'ta, Suriye'de daha fazla. Ama Mısır'da bile, hatta Sudan'da bile Türkçeden alınma, günlük hayatta kullandıkları kelimeler var. Nasıl biz bugün günlük dilimizde %40'a yakın Arapça kelimeler kullanıyorsak, evet. Onlar da bir dönem bizim Türkçe kelimelerimizi kullanmışlar. Evet. Mescid-i Nebevi ile ilgili konuşacağız inşallah. Evet, oraya geleceğim şimdi. Ya orası yani aşkın başladığı yer. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada bulunması başlı başına orayı yeryüzünün en şerefli noktaları arasına getiriyor. Cazide yani mi? Bir Kabe mi, bir mescidini bir Efendimizin naaşının olduğu yer mi konusunda ehli tasavvuf der ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu yer der. Yani o kadar bir numaradır yani. Ehli ulema der ki Kabe birdir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu yer ikidir der mesela. Burada farklı görüşler var. Kitaplarda da bunun şeyleri var, yani tartışmaları var. Oradan açıklayayım size. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevi'nin şu andaki bulunduğu halden çok önce, yani kendi zamanına dönecek olursak, Mescid-i Nebevi'nin o zamanki alanı küçük, 1000 metre, ya da 1020, 1030 metre falan o civarda ilk yapıldığında. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha henüz evi yok. Mescidin ön tarafında, çaprazda, şimdiki o minare var ya, köşedeki yeşil kubbenin yanındaki minare, yuvarlak olan. Hı hı. Onun karşısındaki köşede Ebu Ayyub el-Ensari'nin evinin bulunduğu yer vardı. 8 ay Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bazı rivayetlerde 7 ay olarak geçer. Orada misafir kaldı. Ne zamana kadar? Şimdiki Mescid-i Nebevi'ye bitişik, iki göz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ev yapılana kadar. Bitişik olan Hazreti Ayşe Validemizin odası. Yan tarafında Safiye annemiz derler, Ümmü Seleme annemiz derler. Hatta Ümmü Seleme annemizin odası daha arkada, sonradan yapıldı derler. Böyle bir şey var. Hazreti Ali Efendimiz'in evi de orada kaldı. Yani şu anda Yeşil Kubbe'nin altında 3-4 tane ev var. O zamanki evlerden. O zamanki evlerin şekilleri dikdörtgene yakın. Bir oda, bir de önünde avlu. Bu kadar. Bir oda, bir avlu. Biz ne yapıyoruz abi? İki oda salonu beğenmiyoruz. Yetmiyor bize. Yetmiyor bize. 100 metreye yetmiyor bize. Bizim odalarımızın bir tanesi de onların eviydi herhalde. Yeşil Kubbe'yi hesaplayalım. Kaç oda eder orası? Yani bizim herhalde bizim bir evimiz ancak bugünkü şartlarda 120-140 metre arası bir daire alanı kadar bir yer. Ama orada Efendimizin kendi evleriyle beraber Hazreti Ali Efendimizin de evi vardı. 4 tane ev vardı. Evet. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin evi de Mescid-i Nebevi'nin şimdiki içinde kalıyor. O zaman dışında kalıyordu. Babı Sıddık var ya. Hı hı. Sıddık kapısı. Onun tam karşı hizasında Hazreti Ebu Bekir Efendimizin evi vardı. Şimdi içeride kalıyor mu? O zaman dışarıda kalıyor. O yüzden ilk yapılan mescidin dışında kalıyordu. Hı. Hazreti Ömer Efendimiz'in evi ön tarafta. Kıble tarafında o şey tarafı, cenazelerin çıkarıldığı kapıya yakın. Yine Ömer kapısı. Orada şeyi vardı. Evi vardı. Ondan sonra hatta kendi evi değildi. Kızının eviydi. O yüzden Ali Ömer, Ömer ailesi kapısı veya Ömer ailesi evi derlerdi oraya. Böyle bir şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den zorunlu, yani takdiri, Rabbimizin takdir etmesiyle Medine-i Münevvere'ye gelişinden sonra ömrünün sonuna kadar o mıntıkada, o mahalde kaldı. Günümüz şartlarında ölçecek olursak şimdiki Mescid-i Nebevi'nin bütün avlusu, kapalı alanı, 100 bin metre kapalı alan var. 100 bin metrekare kapalı alan var.
Avlusuyla beraber neredeyse 400-450 bin metrekare yapar. 450 dönüm tarla hesabı yapar. Efendim. Ama o zamanki Medine-i Münevvere'nin şehir merkezi kadar. Belki evet. daha da küçüktü Medine-i Münevvere. Hı. Yani mekansal olarak söylüyorum. 15 bin civarında, 17 bin civarında nüfusu var. O zamanlar için. Evet. Medine-i Münevvere'nin. Bugün içeride namaz kılan, içeride avluda namaz kılanların sayısı 1 milyon. Doğru. O gün 17 bin Yalova'nın, şey affedersiniz, Medine-i Münevvere'nin o günlerde sayısı bu. 17 bin civarında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. Burada konakladı. Yani görevini tamamladı. Hazır Ramazan'dayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terk etmediği sünnetlerden bir tanesi bu Ramazan hatimleri. Son senesinde iki defa hatim yaptı. Cebrail Aleyhisselam'la beraber. Yani öğrendiği kısmını iki defa tekrar ederek ömrünü öyle vefa etti, bitirdi. Şimdiki bulunduğu yer konusunda ne İslam alimleri ne başka alimler tarafında şüphe yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin bulunduğu yer kesin. Birçok peygamberin yeri daha net, böyle hani tevatür derecesinde bilgilere kavuşmazken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, hatta yanındaki arkadaşı Ebu Bekir Sıddık Efendimiz ve Hazreti Ömer Efendimiz'in de oraya metfun olması kesinliktir. Kesin kazanmıştır. Merhaleler var. Yani işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edince öncesinde söylediği rivayet üzerine, yani peygamberler öldükleri yere defnedilirler. Sağda solda başka bir yer aramayın. Beni öldüğüm yere defnedin dediği için, bunu da Ebu Bekir Efendimiz söyledi, Hazreti Ayşe Validemiz söyledi. Ne yaptı? Direkt Hazreti Ayşe Validemizin odasında vefat ettiği için oraya defnettiler. Hazreti Ayşe Validemiz Efendimizin vefatından sonra odasını terk etmedi. Devam etti orada kalmaya. Orada yaşamaya devam etti. Sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, bayanın babası, Hazreti Ayşe Validemizin babası vefat edince yine oraya gömüldü. Ama yine terk etmedi Hazreti Ayşe Validemiz. Ta ki Hazreti Ömer Efendimiz yaralanarak şehit edilmeden önce artık öleceğini anlayınca Hazreti Ayşe Validemize oğlunu gönderdi. Dedi ki Ömer sana selam söylüyor, yerini istiyor dedi. Yani senin kendin için ayırdığın yeri bana verir misin? Beni iki sadık dosttan ayırma dediği için. Hazreti Ayşe Validemiz dedi ki evet dedi, ben oraya kendime düşünmüştüm ama seni tercih edeceğim, kendime tercih edeceğim. Seni iki sadık yerden ayırmayacağım dedi. Ve o şekilde Hazreti Ömer Efendimiz de oraya defnedildikten sonra aralarında bir duvar ördü. Yani mezarla kendi aralarında bir duvar ördü. Yine orada kalmaya devam etti Hazreti Ayşe Validemiz. Hmm. Uzunca bir süre. Bu arada Hazreti Ayşe Validemiz Efendimizin vefatından sonra Ebu Bekir Efendimiz döneminde, Hazreti Ömer Efendimiz'de ve daha sonraki dönemlerde, çünkü daha uzun yaşadı Hazreti Ayşe Validemiz, ilim vermeye devam ediyor. Müthiş bir öğretmen. Yani evet. bugünkü hanımların ilmi halini bize öğreten, ümmete öğreten, aktaran, en çok hadis rivayet edenler arasında ilk beşte Hazreti Ayşe Validemiz hizmetine devam ediyor vefatına kadar. O şeyde devam ediyor. Yani ümmetin annesi olma şerefini devam ettiriyor sonuna kadar. Evet. Son nefesine kadar. Şey devam edeyim. Burası çünkü şey önemli. İnsanlarımız oraya gelince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte nerede duruyor? Yani örnek vereceğim ben size. Şimdi bu Kabri Saadet'in köşeleri olsun. Biz ön taraftan şöyle geçerken selamlıyoruz ya, evet. ön taraftan geçerken muacehe dediğimiz, yani yüz yüze bakıp selamlama yerine geldiğimizde tam ortaya, orada gümüş plaka var. Evet. Birinci Ahmet, Sultan Birinci Ahmet orayı yapıp göndermiştir o gümüş plakayı. Onun önüne geldiğimiz zaman tam karşımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek başına hizasına geliyoruz. Hmm. Efendimiz'i selamlamış oluyoruz. Birinci şey de bu. Selamlar, selamlanır, selamlanmaz diyen böyle işte selefiler bilmem neler var. Bizi ilgilendirmez. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlarız. Gidip orada gitmişken oraya kadar mutlaka selamlarız, ziyaret ederiz. Arkasında da hemen arkasında yan yana bitişik ama omuz farkıyla geride sağa doğru kaydırılmış Ebu Bekir Efendimiz var. Onun da arkasında yine omuz farkıyla kaydırılmış Hazreti Ömer Efendimiz var. Üçü arka arkaya ama çapraz dizilmiş şekilde. Biz orta pencereye geldiğimiz zaman ancak selamlayabiliyoruz. Öncesinde ve sonrasında selamlarız ama yani uzaktan selamlamış oluruz. Tam hiza öndeki o gümüş plakanın arkasıdır. Anladım. Orada zaten levhalarda belirtir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yazar, Ebu Bekir Sıddık yazar, Ömer İbni Hattab yazar şeklinde.
Burada da ihtilaf yok. Hani sıralamada nasıl dizildiler? Biliyorsunuz cenaze yatırılırken sağ tarafına yüzü kıbleye bakacak şekilde. Ve orası kıble. Şimdi Efendimiz'i selamladık. Ondan sonra duaya duracağız. Dua kıbleye doğru mu dönülür? Kıbleye dönmek sünnet. Yani bunu tartışması bile yapılmaz. Kıbleye dönmek sünnet. Ama o tarafa dönerek dua yapılır mı? Yapılır. Caizdir. Bir şey olmaz yani. Buna şirk diyen de var. Bilmem ne diyen var. Ya senin kastına bağlı. İnnemel amel bir niyat yani. Amelin oradaki niyete bağlı. O yani şekilde. Orada sanki peygamberden bir şey istiyormuş gibi herhalde bir şey çıkarım yapıyorlar. Zorlu çıkarıma evet. Gidiyorlar ama yapan da var maalesef. Değil mi? O da değil mi? Cehalet yani ümmetin çok değişik insanları geliyor. Ben oradayken hep söylüyordum. Çok değişik kültürlerden hatta kültürsüzlüklerden insanlar geliyor. Acayip acayip işler yapıyorlar. Yani senin benim yapmayacağım işler yapıyorlar. İşte kapıya şey yapmak, sarılmak, öpmek. Yani o ön taraftaki Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinin bulunduğu yeri sembolik olarak bir kulübe yapılmıştı. Yani bir kümbet yapılmıştı. O kümbeti niye yıktılar? İşte bunlar yüzünden yıktılar. Bu bidatlar yüzünden yıktılar. Geliyorlar, yapışıyorlar, taş koyuyorlar, işte isim yazıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Kaldırdılar yani. Evet. O çirkin görüntüleri olmasın diye kaldırdılar. Ama yeri biliyor muyuz? Biliyoruz işte orada. Yani o yani bir Memlüklerden bir Sultan Abdülmecid Han, yani Sultan Abdülhamid Han'ın babası Abdülmecid Han'dan kalan iki tane önde tarihi minareden başka Osmanlı mimarisi dediğimiz ön taraftaki Osmanlı mimarisi var. Yeşil kubbeyi de içine alan. Binbir kubbe çok kubbeli bir şeydir, bölümdür orası. Yani binbir kubbeyi Sultan Abdülmecid Han yapmadı. Sultan Abdülmecid Han yangın geçiren Mescid-i Nebevi'yi yangının izlerini sildi. Azıcık genişletti. Ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan iyileşme ve genişlemeye ek yaptı. Yani şu andaki Mescid-i Nebevi'nin o ön tarafındaki Osmanlı mimarisi dediğimiz yer tamamen Abdülmecid Han zamanında yapılmadı. Bir kısmı Kanuni zamanına kadar gidiyor. Yani bir kısmı daha eski. Evet. Onu öyle diyelim. Evet değerli hocam, valla güzel, çok derine daldınız. Biz de daldık böyle ama saat de çok hızlı gidiyor. Hocam biraz toparlayalım hocam, siz beni tamam. Yönlendirin çünkü ben dedim ya, bak ben Mekke'ye Medine'den çıktım mı yola, Medine'ye gidene kadar 6 saat konuşurdum. Yani umrecilerimi hatırlar. Buradan umrecilerime de selam olsun diyelim hepsine. Allah razı olsun. Belki şu anda takip eden dinleyenler de vardır. Evet. Yani mevzu çok. Yani başta çok kısa özetlemiş oldunuz, yani biz avantajlıyız. Böyle. Hocam şöyle bir şey. Beni sınırlayabilirsiniz. Tamam. Ben merak ediyorum. Yani siz Medine'de uzun yıllar esnaflık da yaptınız. Evet. Yani bu esnaflığın başlangıcı ve orada mesela sizin dikkatinizi çeken anı olarak gelen hacılardan olsun, böyle yani ilginç aktarabileceğiniz birkaç anınız varsa bir de o süreci anlatırsanız. Yani o esnaflık sürecinde hacıları nasıl gördünüz yani genel olarak? Yani birkaç az önce cümle söylediniz ama kapalıydı. Biraz da açabilir miyiz? Şimdi insanımız bizim renkli. Yani isterse Afrika'ya gitsin, ister Amerika'ya gitsin fark etmez. İlla kendinden bir şeyler orada gittiği yerde yansıtacak. Burada mesela mahalle arasında nasıl dolaşıyorsa eşofmanla, atletle orada da öyle dolaşabiliyor. Yani senin benim belki yapmayacağım şeyler ama onlar yapabiliyorlar. Çok rahat. Niye? Kendini evinde gibi hissediyor. Medine'nin de öyle bir havası var zaten. Kendini evinde hissediyorsun. Allah'ın evine gidiyorsun, kendini evinde hissediyorsun. Yani böyle farklı bir yer görmüyor insanımız. O yüzden rahatlar. O rahatlık herkesin dikkatini çekiyor. Bizim Türk hacılarımız geçtiği zaman esnaf diyor ki bak bu Türk. Hemen direkt hiç yani elbisesinde Türk bayrağı olmasına gerek yok. İnsanımıza özellikle bir şeyde yani bu kısmı belki siyasi algılanabilir ama devletimizin bir one minute çıkışı vardı bir dönem. Ondan sonra Arap aleminde, bütün Arap aleminde, sadece Hicaz'da değil, bütün Arap aleminde saygı ve şey arttı Türklere karşı. İlgi ve alaka arttı. Türkiye'ye ilgi arttı. Avrupa'ya gitmediler artık. Türkiye'ye gelmeye başladılar. Evet. Dikkat yani. Ettiyseniz o dönemde ekonomimiz de yani daha bir şeydi. Geniş ve daha rahattı. İnsanlar Türklere daha farklı davranmaya başladılar. Daha saygılı davranmaya. Eskiden mesela elleme, yapma, karışma. Çok eskiden böyleymiş yani. Ben görmedim o günleri de. İyi ki de görmedim. Evet. Yani çekemezdim çünkü o şeyi, yani onların o davranışını. Ama çok kaba davranmışlar eskiden. Hacılara, umrecilere, Türkler rahat.
Adam da biraz sıkı olunca böyle işte elleme karıştırma falan böyle şeylerle yani kötü davranışlarla muhatap olmuşlar. Bizim dönemimiz elhamdülillah geniş, rahat dönem olduğu için böyle şeylerle karşılaşmadık. Ama insanımız çok saygılı. Yani bu manada oraya çok saygılı. Bazen farkında olmadan manayı kaybedecek şeylerle ilgileniyorlar. Yani hacca gelmişsin. Efendim ticareti öncelemeye ya da insani ilişkileri kültür farklılıklarını irdelemeye işte bu niye böyle yapıyor? Pis adam, pis Arap falan böyle olmaz. Bunun için gelmedin sen buraya. Yani Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bunun için mi geldin? Yani Efendimiz'in yanında bir insanı azarlayabilir misin? Ben bir gün bir hocayı gördüm Mescid-i Nebevi'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında. Talebelerini azarladı. Yani kendi Efendimiz o Aleyhisselatü Vesselam olduğu için bir şey demedim, yapmadım ama başka bir yerde olsaydı, mesela herhangi bir yerde olsaydı gider o adam azarlardı. Ama Efendimiz'in yanında olduğu için Evet. böyle içimden sadece kızdım, buğz ettim. Sonra o çocukları Allah ödüllendirdi. Bir tane zengin, kelli felli bir Arap geldi. O kötü davranışı çocuklara unutturmak için. Dedi ki talebeleri toplasak dedi sizi o şeye iftara götürsem olur mu dedi. 30 tane talebe var. Yani o civarda talebe var. Ve aldı onları o şeye götürdü. İftara götürdü adam. Evet. Şimdi onlar şeyi severler. Yani yedirmeyi severler. İkram. Özellikle de Ehl-i Medine ise, gerçekten Ehl-i Medine ise, yani sahabe torunuysa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelmişse müthiş ikramları var. İhtiramları var, ikramları var. Ya, acayip. Yani o işte tabiri caizse bize göre abartabilirler o işi. İkram mevzu. Hiçbir şey eksik etmezler. Hiç böyle yani çok rahat ettirirler. Çeşit de yaparlar. Yani o insanları böyle memnun ederler. Ve yalvarırlar. Siz belki görmüşsünüzdür. Ramazan'da hiç denk geldiniz mi Mescid-i Nebevi'de iftara çağıran Çağırıyor. çocukları? Evet. Nasıl yalvarıyorlar? Evet Beni doğru. ağlatacak mısın diye böyle gelip başında böyle şey yaparlar. Bir saat bırakmazlar seni. Bir de şey böyle işte hurma dağıtma, işte Evet. ayran dağıtma gibi o tür şeyler de çok. O dünyanın en büyük organizasyonlarından bir tanesi. 1 milyon kişiyi doyuruyorsun bir her gün. Her gün. Evet. 1 milyon kişi bir alanda. Evet Ya çok müthiş bir ilginç. şey. Doğru. Ha, yani bambaşka. O zaman şey dikkatimi çekmişti. Mesela böyle biz Türk hacıları grubu olarak giderken İşte farklı ülkelerde, Endonezya, Malezya veya farklı Evet. ülkelerdeki insanlar yani işte Osmanlı diye Türklere karşı özel bir tezahürat Evet. gösteriyordular. Bunun konuda hiçbir şeyiniz var mı? Yani niye Var. böyle bu böyleydi? Şimdi ecdat tüccar olarak bile gittiği yerlerde mutlaka iz bırakmış. Yani düzgün Müslüman ne iş yaparsa yapsın Müslümanlığından ödün vermez. Karşı tarafa da güzel enerji verir. Onu etkiler. Etkilemiş. Ecdadımız etkilemiş. Askerimiz etkilemiş. Efendim tüccarımız etkilemiş. Mutlaka Müslüman olma konusunda bir faydası ve şeyi katkısı olmuş. O Osmanlı'ya karşı bir hürmet, saygı, sevgi o dönemlerde başlamış. Yani Osmanlı'nın son dönemlerinden beri başlamış. Hala Uzak Asya'da, Endonezya'nın bazı adalarında hala Sultan Abdülhamit Han adına hutbe okunur. Böyle yerler var. Yani Evet. Türkiye aşkı, Osmanlı aşkı bitmez. Çünkü biz dediğim gibi yani dünyaya adaletle nizam verdik. Buna Orta Doğu'da dahil. Yani üç kıtada efendim 58 ülkede en son yıkılırken 58'de. Daha Evet. fazlası var da en son yıkılırken 58 ülkede söz sahibiydik dünyada. Evet. Böyle bir hizmet unutulur mu? Doğru. Yani dededen toruna mutlaka aktarıldı. Bu şeyimiz var bizim. Hala bu İtibarımız. itibarımız var. Allah rahmet eylesin. Özal bu itibarını şey kullanarak güzel işler yapmıştı. Hem Orta Asya'da hem Kuzey Afrika'da. Ondan sonra da zaten biliyorsunuz. Bu Arafat'taki ağaçlarla ilgili Özal'ın eseri falan gibi bir şey Evet, söylüyor. Öyle bir şey var mı? onun girişimiyle yaptığı yani orası yeşillendirildi. Bu kesin. Ama benim düşündüğüm şey şu. Yani orada yaşayan birisi olarak iyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Çünkü oraların yeşillenmesi ahir zaman alametlerinden. Yeşillendi. Zaten ahir zamandayız. Ayrı mesele de yani. İyi mi yaptı, kötü mü yaptı? O anlamda şey, evet yeşillendi ve çok
güzel de oldu yani. Evet. Son zamanlarda güzel yağmurlar yağdı. Bazen işte o yağmur dönemlerinde etraf komple yemyeşil olabiliyordu. Arafat ve çevresi. Hmm. O çöller. Evet. Hocam burada siz kaç yıl kalmıştınız? Sadece Medine'de 2004-2017 bir fiil. 2017'den 2020'ye kadar da part time olarak. Mekke'de ikametiniz oldu mu hiç yoksa? Kısa kısa dönem kısa yani kısa 2 aylık işte 15 günlük 1 aylık öyle. Kısa kısa kaldım. Mesela bizim hacılarımız genelde oradan haç hediyelerini alıyorlar. Bunun özel bir sebebi var mı? Yani Türkiye'de de aynı benzeri şeyler var aslında. Yani mutlaka. Hatta birçok oradan alınan ürün buradan gidiyor. Mesela örnek veriyorum. Gümüş. Türkiye'den çoğu gidiyor. Hatta Türkiye'den o kadar gidiyor ki sadece yerli gümüş değil. Yabancı gümüşü de buradan alıyorlar. Orada satıyorlar. Yani ithal gümüşü de yerli gümüş de buradan oraya gidiyor. Alıp bizim vatandaş tekrar buraya geri getiriyor. Hurma oradan alınacak iki şey var. Zemzem hurma. İkisi de oraya ait. Evet. Hurma Medine. Medine deyince hurma akla gelir. Hakikaten öyleymiş zaman. Yani ben size şöyle bir örnek vereyim. Yani Efendimiz zamandaki yeşillik, şimdiki yeşillik arasındaki fark 20'de bir. Daha yeşil miymiş? 20 kat daha yeşildi. O zamanlar. Daha öncesinde belki daha da yeşildi. Bilmiyoruz ama yani çok fazla hurması ve şey var. Şehir büyüdükçe hurmalıklar kesildi. Katledildi. Bizim Yalova'da da burada elma ağaçlarını yok ettiğimiz gibi. Evet. Türkiye'nin elma ambarı Yalova'ydı. Evet. Şimdi yok. Dışarıdan alıyoruz. Apartmanlarla doldurduk. Orası da öyle. Yani hurma ile doluydu zamanında. Ama insanımız illa Kabe'ye ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan aşkından dolayı oradan getirme. Bak ben sana Medine'den getirdim. Ben sana Mekke'den getirdim. Bunu sırf söyleyebilmek için veya bana ne getirdin sorusuna yani muhatap olacağını bildiği için bir şeyler getiriyor. İşte yani karınca kararınca bir şeyler getirdiler. Bu şekilde insanımız oraya saygı gösterdi de yani hala da gösteriyorlar. Hocam sizi orada mesela böyle güldüren, komünize giden olaylar oldu mu hiç? Veya tam tersine öfkelendiren? İşte üzen o bir tane olay vardı. Az önce anlattım. Yani sözün arasında aklıma geldi. Öyle hemen aktardım. Ama iki tane buradan şey gitmeden önce iki tane bir anekdotumu anlatayım. Bir tanesi bizim Bozkır'dan, Anadolu'nun Bozkır'ından bir amcamız. Bilemedim şimdi memleketini. Belki Kırşehirliydi, belki Nevşehirliydi. Belki Kırıkkale o taraftan, Ankara tarafındandı. Ama Ramazan günü, gene böyle Ramazan'dı. Oruçtu muhtemelen. Var 70-80 yaşında. O Zemzem Tavır, Kabe'nin karşısındaki Zemzem kuleleri var ya. Evet. O kulelerin giriş kapısı çok yüksek, büyük. Böyle bir de sütunlu mütunlu. Kabe ile karıştırmış amcamız. İçeriye, çarşıya girmiş. Dükkanların arasında Kabe yarıyor. Çok işte güneş çarpmış, evet. Sıcak çarpmış adamcağızı. Ben de tevafuk oradayım. Dedim, anladım yani. Amca ne arıyorsun dedim böyle. Dedi ki, ben dedi, hani dedi insanlar etrafında dönüyor dedi. Onu Kabe diyemedi yani. İnsanlar dönüyor etrafında dedi. Onu arıyorum dedi. Neyi arıyorsun dedim. Var ya dedi, hani Mevlana'nın döndüğü dedi. Yani işi Konya'ya kadar da götürdü. Mevlana'nın döndüğü yer dedi. Dedim amca, Mevlana'nın döndüğü yer Konya dedi. Ama dedim sen Kabe'ye gitmiyorsun. Heh dedi Kabe. Bak aklına geldi. Ondan sonra hani dedim siyah örtün. Heh tamam dedi işte siyah örtün. Tamam dedim dur ben seni götüreyim dedim. Çıktım çarşının kapısına kadar. Karşıdaki bir numaralı Kral Abdülaziz kapısını gösterdim. Bak dedim hiç ne sağa ne sola. Direkt karşıdaki kapıya gir. Oradan hemen karşında zaten göreceksin dedim Kabe. İçeri giremez. Girer girmez. Ondan sonra adamcağızı oraya götürdüm. Ondan sonra o şekilde gönderdim. Bir de insanımız Kabe'ye gittiğinde Rabbine kendini arz ederken anlatırken işte kültür yetişme tarzına göre farklı farklılıklar gösterebiliyor, farklı davranışlar gösterebiliyor. Rahmetli Esat Coşan Hoca Efendi'nin talebelerinden birisi anlattı. Yani bir fiil, o da benim umrecimdi. Beraber umre yaptık, hac yaptık hatta. Ondan sonra orada dedi ki benim dedim bir arkadaşım yine Esad Efendi'nin müritlerinden birisi. Oraya geldi diyor Kabe'ye. Hoca anlatmış.
Demiş ki işte Kabe'ye gidin, göğsünüzü yapıştırın, ağlayın, ağlayın. Ağlamıyorsanız yalandan ağlayın, mahsustan ağlayın. Allah sizden onu da kabul eder. Anlatmış. Aynen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiyesidir bu. Ondan sonra ben de diyor hocamı dinledim. Sonra o gazla gittim diyor Kabe'ye. Kendimi anlatacağım diyor Rabbime. Bir sürü hazırlanmışım diyor. Tam diyor o kalabalık da hacda mümkün mü Kabe'nin kapısına yer bulacaksın? Daha zor diyor sıkıştım araya girdim diyor bir yer buldum diyor. Altta diyor bir abi diyor kısa boylu bir abi diyor. Ondan sonra ben diyor tam konsantrem oldum ya Rabbi işte diyeceğim falan ağlayacağım. O alttaki kısa boylu abi diyor ki Allah'ım diyor sen diyor benim nokta 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 ne kadar kötü bir adam olduğumu bilirsin diyor. Böyle ben şimdi söyleyemiyorum. Hmm. Ondan sonra alenen söyledi diyor her şeyi. Ben diyor şimdi Rabbime yapacağım duayı da unuttum diyor. Onun şeylerini duyunca diyor. Evet. Sözlerini duyunca. Neyse tekrar diyor konsantre olmaya çalıştım. Uğraştım falan. Tekrar diyor konsantre oldum. Tam duamı yapacağım. Allah'ım diyor filanca tarihçe filan da yerde ettiğimde kusurları da bilesin diyor. Bütün günahlarını saydı diyor hepsini. Ondan sonra ben de kaldırdım elimi. Dedim ki Allah'ım ben buraya ağlamaya geldim. Sana yalvarmaya geldim. Ha bu kulun beni güldürüyor dedi. Güzel. O şekilde şey anlatmıştı. Yani bunu ben özellikle misafirlerimle paylaşıyordum ki isterken Rabbimize yalvarmaya gittiğimiz anda bize yakışır bir üslupla evet. isteyelim. Yani ifade şekli herkesin tabii ki farklı olacak ama edebinde olacak. Edebinde olacak. Yani şey, haddimizi aşmayacağız. Doğru. Birisi bana benden beddua etmemi istedi. Hazreti Hamza Efendimiz'in huzurunda Medine'de. Böyle kelli felli bir hanımefendi. Ondan sonra dedim ki Hazreti Hamza Efendimiz'in huzurundayız dedim. Haddimizi aşmayalım. Tekrar istedi. Bir daha çekinmedi bir daha söyledi. Ben de bu sefer ses tonumu yükselterek dedim ki Hazreti Hamza Efendimiz'in huzurundayız. Haddimizi aşmayalım dedim. Yani. Evet. Beddua etmeye geldik oraya. Doğru. Hazreti Hamza Efendimiz'in huzurundayız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her perşembe günü Hazreti Hamza Efendimiz'i ve arkadaşlarını ziyaret ettiği yerdeyiz. Bunun için mi geldik o kadar yolu, 3500 kilometre yolu? Beddua etmek için mi? Bu Araplar pis demek için mi geldik? Veya başka bir şey, yani işte alışveriş esnasında pazarlık yapacağım diye derken kavga edip manayı kaybetmek için mi geldik? Sen işte o babana pahalı şey aldın, benim babama ucuz şey aldın demek için mi geldik? Böyle kavgalar oluyor. Yani. Evet doğru. Şey duymuştum hocam bu Endonezya ve Malezya'da hacca gitmek isteyenlere bir 3 ay eğitime tabi tutuyorlar. Buradaki dahası var. Öyle mi? Nasıl? Dahası var. O konuyla ilgili. Mesela hem eğitim alıyorlar. Benim en çok kızdığım şeylerden birisi o. Türk insanı Avrupa'ya gidecek, Fransa'ya gidecek, Paris'e gidecek. Şanzelize ve oradaki lokantaları bilmem ne her şeyi öğrenir. Kafeleri, barları öğrenir hepsini. Ama Kabe'ye gelecek hiçbir şeyine bakmamış. Ne Kabe nedir bilmiyor. Peygamber Efendimiz'in kabri nerede bilmiyor. Peygamber Efendimiz'in kabrini Kabe'nin içinde zanneden var. Çok söyleyen var evet. Onu ben neyle karşılaştığımı şaşırdım. Bazen dumura uğruyorum yani. Efendimiz'in mescidi önümüzde. 5 metre var otel aramızda. Diyor ki hocam otelde mescit var mı? Nasıl olur diyorum ya. Nasıl efendim mescit burada. Önümüzde 5 metre ya. Aramızda 5 metre. Mescit var mı diye sorabiliyor mesela. Şeylerin, Endonezyalıların davranışı şu. Gençler evlenirken hanımlar kocalarından çoğunlukla mehir olarak hac istiyorlar. Hmm. Ben mehir istemiyorum. Beni hacca götür diyorlar. Yani onlar o ülkede pahalı mı değil mi bilmiyorum ama ve bu insanlar bunu karşılıyorlar yani. Hmm. Ama dediğiniz gibi en başta 2 ay, 3 ay mutlaka eğitimini alıyorlar. Bizde maalesef bu yok. Yani biz özel şirketlerde mesela benim çalıştığım firmalar 5 yıldız olduğu için bunlar gelmeden önce seminer halinde gideceğimiz yerde nelerle karşılaşacağımızı anlatıyoruz. Anlattık yani misafirlerimize. Ama bunu anlatmayan insanlar var. Geliyorlar orada Efendimiz'i görmeden Medine'den ayrılan oldu biliyor musunuz? Yani acı bir şey. Çok acı. Niye? Çünkü Efendimiz'in naaşını Kabe'nin içinde zannediyormuş. Oraya gidince görüyor. Niye? Benimle beraber programa katılsaydın bunlar başına gelmeyecekti. Kendi kafasına göre gitmiş takılmış. Ondan sonra kaçırdı. Evet. Eyvallah. Hocam programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize mesaj olarak vermek istediğiniz bir şey varsa onları alalım. Programımızı kapatalım. Çok zevkli bir program oldu. Ben en azından çok mutlu oldum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah sizinle şimdi yani gerçekten ahir zamandayız. Sohbetten önce
bir söz söylemiştik hatırlarsanız. Kelam-ı kübar, yani büyüklerin sözlerinden bir söz vardı. Yamadık dünyayı yırtarak dinimizden, din de gitti, dünya da gitti elimizden. Günümüz insanları maalesef dünyaya o kadar adapte oluyor ki din kısmına, yani ahiret, gerçek hayat kısmı. Dünya hayatı geçici 3 gün 5 gün, yani çok fazla diyen 3 gün dedi zaten. Kur'an-ı Kerim tabirine göre öyle. En fazla diyen 3 gün dedi. Fazla diyen yok, 4 gün diyen yok. Ama bu dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi uğraşıp tamam, ama tam öbür tarafı da tamamen unutan. Ya hiç ölmeyecek gibi çalış ama öbür taraftan da nasibini unutma. Allah Celle Celaluhu diyor ki ahirete çalışın, dünyadan nasibinizi unutmayın. Biz insanlar öyle ne yapıyoruz? Tam tersini söylüyoruz. Evet. Diyoruz ki dünya için çalış, ahiretten nasibini unutmayın. Nasıl olacak? Esas hayat orada. Sonsuzlukla ifade edeceğimiz bir hayat var karşımızda. 60 yıl, 70 yıl dünya hayatıyla ifade ettiğimiz bir hayat var karşımızda. Saniye gibi bir şey. Yani bir saniyede, bir saniyesine de hükmedemiyoruz. Evet. Her an her şey oldu. Bak gördün. Geçenlerde bir dostumu arayacağım. Babası vefat etti. Allah rahmet eylesin. Taziye için arayacağım. İki gün geciktim. İki gün sonra kalp krizinden arkadaşım da vefat etti. Şimdi ben ne yapabilirim yani? Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Aman diyorum, zamanımızın, sıhhatimizin, sağlığımızın kıymetini bilelim. Her konuda önce Rabbimize teslim olalım, sonra birbirimize destek olalım inşallah. Allah razı olsun. Allah razı. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli izleyicilerimiz, bu akşam yine Behçet hocamızla, Behçet Şeker hocamızla beraberdik. Mekke, Medine noktasında yeniden bilgilerimizi tazeledik. Bilenler için, bilmeyenler de yeni bilgiler edindiğini düşünüyorum. Tabii o mekanlar anlatılmakla değil, yaşanmakla kıymet buluyor. Allah gidemeyenlere inşallah en kısa zamanda bu başımızdaki hastalık sıkıntıları gider de oraya ulaşma imkanı olur. Türkiye'de gerçekten hac ve umre büyük talepleri var. Artık insanlar sıraya girmek zorunda kalıyorlar. Belki 2000 yıllarında hacı kotalarımız dolmadığı için biz insanlara yalvarırken şu anda artık 5 sene 10 sene bekleyip de hac sırasını getirememe pozisyonuyla karşı karşıyayız. Bu da bize son zamanda insanlarımızın gerçekten o mübarek beldelere karşı özel bir özlemi olduğunun ifadesini de gösteriyor. İnsanlarımız her ne kadar böyle bazı eğitim noktasında eksiklerimiz olsa da fevri olarak, genel olarak insanlarımız hakikaten bilgi çağında bu konularda biraz böyle meraklı da olduklarını, bu alanlarda işte gidip gelen insanların anlattıklarından etkilenerek mutlaka görülmesi gereken ve hayatında bir farz olan hac görevini ifa etme noktasında insanımızın özel bir gayret içerisinde olduğunu biliyoruz. Sayın hocamın anlattığı konular da bizi pekiştirdi, bizi biraz daha heyecanlandırdı. Bu akşamı da böylece bitirmiş olduk. Siz kıymetli izleyicilerimiz, bizi dinlediniz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Bu programın icrasında TV Yalova ekibi olarak program yöneticilerimizi de ayrıca teşekkür ediyorum. Yarın akşam inşallah bir başka konuğumuz, yine güzel bir konuda sizinle beraber olacak. Yarın akşama kadar hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Yarın akşam buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.